Arkadaşlar merhaba, Uşak Seramik'in bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi hafif kısalmış arkadaşlar. Net işletme sermayesi artarak devam ediyor. Net borçla çeyreklikte 77 milyon artarak 647 milyona yükselmiş. Nakit akışları hala pozitif bölgede değil. Çeyreklikte de herhangi bir yatırım görünmemekle birlikte 2020-12'de 140 milyonluk bir yatırım yapmış arkadaşlar. İnceleyin bunu. Stoklar da bir çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0.94 azalmış. Şimdi arkadaşlar bütün bunlardan bahsettikten sonra kendimiz şöyle söylüyorum. Biz rakamı söylemek yerine yüzdelik söylüyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında yüzdesel değişimler söyleyeceğiz. Bir de kendisiyle aynı dönem bir önceki yılın aynı çeyreğini söyleyeceğiz. Mevsimsellik var mı yok mu diye ona bakacağız. Arkadaşlar her zaman bazen ara ara hatırlatıyorum. Bazıları itirazda bulunuyor işte. Temettüdür bilmem ne. Arkadaşlar bunların içerisinde hepsi var. Temettü var, bedelli var, bedelsiz var, tahsisli var. Yani ne yaptıysanız her şeyi mümkün olduğu kadar koyduk. Gözden kaçan bir şey olabilir mi olabilir. Bunu da videoların altına yazarsanız gider bakarız, inceleriz. Yanlış bir şey yaptıysak da videoyu siler yeniden çekeriz. Yani öyle söyleyeyim ama gözden bir şey kaçırmamak için elimizden gayreti yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi hasılattan başlayalım arkadaşlar. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %44.47 artmış. Şu anda ise 23.67 oranında azalmış. Artmış. Bir önceki çeyrek -4.62'ymiş. Eksiden artıya geçmek farklı bir şey arkadaşlar. Artıdan artıya geçip çoğaltmak farklı bir şey. Dolayısıyla burada hasılatta her ne kadar bir önceki çeyrekten iyi de olsa bir gerileme olduğu aşikar arkadaşlar. Gelelim şeye arkadaşlar. Her 100 liralık hasılatından ne kadar faaliyet kar elde etmiş? Geçen sene bu 16.91'miş. Şu anda 18.95. Bir önceki çeyrek 12.47'miş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Bakalım net kardan ne yapmış? Her 100 liralık hasılatından geçen yıl 16.55 net kar üretirken şu anda 7.85 üretmiş. Bir önceki çeyrek 5'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden kötü. Bir öncekinden hafif iyi olmuş. Neden böyle işte faaliyet karı çokken net karı az olmuş? Arkadaşlar yatırım yaptığından bahsettik. Muhtemelen onun finansman gideri olmuştur. Ondan dolayı arkadaşlar net kar konusunda faaliyet kadar başarılı olamamış. Gelelim arkadaşlar öz kaynak kısmına. Öz kaynaklarıyla neler yapmış? Çeyreklik baktığımızı söyledim. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar bir önceki çeyreğe göre arkadaşlar pardon. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar hasılat yapmış? Geçen yıl bu zamanlar 63.90'mış arkadaşlar. Şu anda 56.06'ymış. Bir önceki 46'ymış. Dolayısıyla geçen senekinden kötü, bir öncekinden hafif iyi olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Bu geçen sene 10.80'miş. Şu anda 10.62. Bir önceki çeyrekte arkadaşlar neymiş? 5.70'miş. Dolayısıyla bu da geçen senekiyle aynı, bir önceki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar kâr elde etmiş? Geçen sene 10.58'miş. Şu anda 4.40. Bir önceki çeyrek 2.31'miş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden oldukça düşük, bir önceki çeyrekten de hafif olumlu olmuş. Çeyreksel öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar %9.97 oranında büyümüş. Şu anda 2.39, bir önceki çeyrek 1.68'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli düşük ama bir önceki çeyreğe göre de hafif toparlanma olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. 2022'ye 9'da şov yapmış resmen. %103.36 büyümüş. Oradan sonra bir tepe taklak aşağı gelmiş 21.57'ye. Ondan sonra 19.79'da şu anda da 11.53'e aşağı doğru çok ciddi bir ivme kaybetmiş arkadaşlar. Belli ki bir sorun yaşıyor. Hastalanmış. Tedaviye ihtiyacı var. Artık tedavisini patron bakacak edecek. Ne de sorun varsa onun tedavisini yapması lazım arkadaşlar. Bu şirket böyle enflasyonun yüksek olduğu bir yerde %11 büyüme
Gerçekten çok zayıf bir büyüme. Neyse arkadaşlar biz gelelim. Bizim baz aldığımız bir nokta var. 21-12-2021'de biz fiyatları almışız. Oradan ölçüm yapıyoruz arkadaşlar. Öz kaynaklar ne kadar gitti, fiyat ne kadar gitti. Bu 21'in 9. çeyrek bilançosuna denk geliyor. Oradan bu yana arkadaşlar öz kaynaklar %126.80 büyürken fiyat %371 giderek fiyat öz kaynak büyümesinin önüne geçmiş. Halka açık kurbanı 87 çok büyük bir rakam arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani açıklık halka açık kurbanı çok büyük ve çok da küçük olduğu zaman fiyat doğru oluşmuyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Çok büyük olduğu zaman da doğru oluşmuyor. Çok küçük olduğu zaman da onu da belirtmek isterim. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri değeri 0.40 şu anda 1.77 aşağı yukarı 4 katından fazla. FK 11.82 fiyat bölü 100 savaşı öz kaynak getirisi de 17-16 olmuş. Şimdi arkadaşlar defteri değerimiz 3.67 idi. Bu %11.13 53 oranında çoğaltırsak ve böyle gideceğini varsayarsak kaç yıl sonra fiyata erişir? 5.25 yıl yani 63 ay sonra erişir. Bu da çok uzun bir mesafedir arkadaşlar. Ama biz söyleyelim yani siz matematiksel bir şeydir söyleyelim. Sonra siz nasıl düşünürseniz düşünün. Şimdi bir de alternatif getiriyle kıyaslayalım arkadaşlar. Bu arkadaşımız 3.67'yi %11.53 oranında çoğaltırsa bir yıl sonra 42 kuruş öz kaynak artışından dolayı kazancımız olacak. Peki biz 6 lira 50 kuruşu faize yatırsak %40'tan 2.60 yine herhangi bir duran varlık alırsak enflasyondan kaynaklanan 2 lira 56 kuruş bir kazancımız olacak. Bunun aşağı yukarı 6 katı yapar arkadaşlar. O zaman ne olur? Biz şirkete yatırım yaparak bu koşullarda, bak bu koşullarda yanlış yatırım yapmış oluruz değil mi? Çünkü o zaman alternatif getiri şirketten daha çok kazanıyorsa bu yanlış bir getiridir. Dolayısıyla şirketin düzelmesi lazım. Bu düzelme nasıl olabilir? Birinci koşul, şirket öz kaynaklarını büyütüp, sen işte yatırım yaptığını biliyorsun, ben de biliyorum. Söyledik de zaten 12'de yatırım yapmış diye. Sen bunun hesabını yapacaksın. İleride bunun öz kaynakları büyüyecek, ne kadar büyüyecek? Faiz enflasyonu yenecek mi? Sen bunun çalışmasını yaparsın. Birinci koşul bu. Bunun öz kaynaklarını büyütmesi ve öz kaynaklarını büyütüp faiz ve enflasyona galebe çalması. İkinci koşul bu burada kalırsa enflasyon ve faizin çok düşmesi. Şimdi faizler bile düştü ama gönlünde enflasyonun da düşmeyeceği aşikar. Dolayısıyla bu koşul ortadan kalkıyor. Üçüncü koşul fiyatın düşmesi. Şimdi fiyat düşerse fiyata verdiğimiz parayla hani faize koyacağız ya. Faizin getirisi düşecek. Dolayısıyla şirketin getirisi faizin getirisinin üstüne çıkacak. İşte buna ne kadar verirseniz bu koşul sağlanacak. Bunu da siz kendiniz hesaplayın. Sevgili arkadaşlar. Peki ne anlatmak istiyoruz? Burada ne dedik? Arkadaşlar şunu söylüyoruz. Bilanço kötü. Onu biliyoruz zaten. Yani kötü bir bilanço. İyi bilanço diyemeyiz ki değil mi? Kötü bilanço. Peki fiyat ne olur? Vallahi onu biz de bilmiyoruz. Şimdi parası olan birisi bunu 6 liradan 6 milyona da götürebilir. Veyahut da herhangi bir dalgada 3 lira 5 lira da gelebilir. Yani biz onu bilemeyiz ki. Bilmemiz mümkün değil. Bilsem zaten kendim yaparım arkadaşlar o işlemleri. Yani bunu ben kürem yok. Bunu bileyim. Bunu da size söyleyeyim. Bu konuda hiçbir şey söyleyemem. Ama size şunu söyleyebilirim. Siz yatırımcı mısınız? Trader misiniz? Eğer traderseniz zaten teknik analiz olsun. Başka bir şey olsun. Artık falcılık mı yaparsınız? Bir şey mi yaparsınız? Bir yeteneğiniz mi vardır? Siz bu fiyatı istediğiniz yerden alıp satabilirsiniz. Belki de böyle para kazanabilirsiniz. Ama siz yatırımcı olmak istiyorsanız o zaman yatırımcının birinci kıstası aynı parayla daha fazla kazanabilmek. İşte aynı parayla daha fazla kazanabilmenin koşulları burada mevcut değil arkadaşlar. Bu bilanço öyle. Dolayısıyla bu hasta adamın iyileşmesi, tedavi görmesi lazım. Biz bunu anlatıyoruz. Ben bunu anlatıyorum sadece sana. Ama sen yine de alırsın, tutarsın, o senin bileceğin iş. Alırsan, kar yaparsan bana vermeyeceksin, zarar edersin de ben senin zararını karşılamayacağım arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.